Sevgili müdavimler, Emreko'nun bu bölümünde Florida'da nasıl ehliyet alınır bu konuyu sizler için bizzat yaşayarak anlatacağım. Buraya geleli 6 ay oldu. 6 aydır Türk ehliyetiyle araba kullanıyordum ama Türk ehliyetinin geçerlilik süresi doldu. Florida eyaletinde bildiğiniz gibi 6 ay Türk ehliyetiyle araba kullanabiliyorsunuz ama 6 ay sonunda bulunduğunuz eyaletin, yani genel olarak Amerika'da böyle diyebiliyorum ama Florida için konuşmak gerekirse 6 ay sonra buranın ehliyetini almanız gerekiyor. Ve o yüzden bugün Florida ehliyeti almak için sınava gidiyorum. Ve bunun için çok karışık şeyler var. Ben de o yüzden bir video çekmek istedim. Yani Florida'da ehliyet almak için yapmanız gerekenler adlı bir video olacak bu. Evet, şimdi bunun için öncelikli olarak internet üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Sizden istenilen belgeler, ID, yani bu pasaport olur, buranın kimliği olur veya işte çalışma izniniz olur. 6 ay boyunca turist olarak geldik. İşte burada kendi ehliyetimizde kullandık, Türk ehliyetiyle, ama artık turist statüsünden de çıktığım için ehliyet almam gerekiyordu. Ve şimdi neler yapmamız gerekiyor, onlardan bahsedeceğim. Sizden ne istiyorlar? 2 tane adresinizi gösteren belge istiyorlar. Bu oturduğunuz evin kira kontratı olur, lease kontratı olur veya kendinize ait bir ev varsa bunu gösteren bir belge olur. Bunu kabul ediyorlar. Ya da fatura olur. 2 adet fatura da götürebilirsiniz. Telefon faturası olur, elektrik faturası olur, su faturası olur. Buradaki amaç sizin bu adreste oturduğunuzu kanıtlamanız. Kesinlikle bunu istiyorlar. Eğer Florida ID'si aldıysanız, Florida kimliği aldıysanız Florida kimliği götürebilirsiniz. Bende hepsi var şu anda. Hepsini götüreceğim. Ama burada enteresan olan bir şey var arkadaşlar. Birçok video izledim bununla alakalı. Bildiğiniz gibi Amerika birçok eyaletten oluştuğu için ve kurallar da her eyaletin farklı olduğu için Florida'daki kurallarda şöyle bir durum var. Mesela New York eyaletinde Türk ehliyetiniz varsa siz direkt başvuruyorsunuz ve yazılı sınavı geçtikten sonra direkt ehliyet almaya hak kazanıyorsunuz. Yani direksiyon sınavına girmiyorsunuz. Sizin Türk ehliyetinizi daha önce bu adam araba kullanmış veya bu kadın araba kullanmış olarak kabul ediyor ve sizi direksiyon sınavına sokmuyor. Ama maalesef Florida'da böyle bir şey söz konusu değil. Bu acayip sinir olduğum bir durum oldu. Çok da mantıksız geldi ama Amerika askerlik gibi arkadaşlar. Mantığı yok. Bir kural var ve onun mantığını hiçbir alanda sorgulamamanız lazım. Sorgularsanız benim gibi sinir olursunuz. Ya bu ne saçma, bu ne saçma dersiniz. Evet, böyle bir durum var. 6 ay turist olarak size araba kullandırıyor bulunduğunuz ülkenin ehliyetiyle, yani Türk ehliyetiyle turist olarak 6 ay Florida'da araba kullanabiliyorsunuz. Ama daha sonra diyorsun ki ben işte buranın ehliyetini alacağım. Tamam arkadaşım diyor, gel al. Oldu, yazılı sınava giriyorsun. Sonra sana diyor ki ama senin direksiyon sınavına da girmen. Neden? Çünkü diyor senin ülkenin ehliyeti burada geçerli değil bu anlamda. O yüzden direksiyon sınavına da girecek. Kardeşim 6 ay boyunca ben kullandım ya burada araba yani. Demek ki ben direksiyonum iyi, kuralları biliyorum vesaire. Neyse, yani böyle bir saçmalık var. Bu birçok yerde denk gelmedim. Bunu kimse anlatmıyor. Ben bahsedeyim istedim. 6 ay turist olarak kendi Türk ehliyetinizle kullanabiliyorsunuz. Ama daha sonra her şey sıfırlanıyor arkadaşlar. Sıfırdan bir sürücü gibi hem normal yazılı sınava hem de direksiyon sınavına girmeniz gerekiyor. Bu neden başıma geldi? Daha önce Amerika'da herhangi bir ehliyetim olmadığı için. Başka bir eyaletten daha önce ehliyetim olsaydı direksiyon sınavına girmeyecektim. Veya işte New York'ta buna başvursaydım, New York'ta yaşasaydım. New York yasalarında da böyle bir şey var. Türk ehliyetini kabul ediyorlar. Direksiyon sınavına girmiyorsunuz ama her şartta yazılı sınava girmek zorundasınız. Veya başka bir eyaletten ehliyetiniz var. 3 yıl boyunca onu değiştirebiliyorsunuz burada sınava girmeden. Ama 3 yılı geçtiyse o zaman o da iptal oluyor. Yazılı sınava giriyorsunuz. Ben de bugün yazılı sınava gireceğim. Burada şöyle bir kural var bir de. Türkçe sınav yok. Bazı yerlerde Türkçe sınav oluyor. New York'ta varmış. Burada Türkçe sınav yapmıyorlar ve İngilizceniz iyi değilse, yani anlayamıyorsanız bir tercüman eşliğinde sınava girebiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız her zaman var. Yani ben İngilizce bilmiyorum, ne yapacağım diye kendinizi strese sokmayın ki benim de İngilizcem şu anda bu sınav için yeterli değil. Kendimi riske atmamak adına ben de eşimle birlikte sınava gireceğim. Yosun'la birlikte sınava gireceğiz. O bana çeviri yapacak. Gayet çalıştım. Birlikte de çalıştık. 174 soru çözdüm bu
aplikasyonlar var. Oradan ehliyet almak isteyenler bu aplikasyonları indirip oradan çalışabilirler. Yani bütün kitabı ezberlemenize gerek yok. Zaten belli sorular çıkıyor. Biz hepsini çalıştık. Zaten 6 aydır da burada araba kullanıyorum. Bütün kurallara hakimim. Kuralları zaten biliyorum. Ama böyle çok ekstrem sorular çıkıyor. Kağıt kürek işleriyle alakalı, yok sigorta ile alakalı, yok polis gelirse ne yapacaksın belli durumlarda onunla alakalı. Yani daha böyle bilinmeyen şeyler, yani trafik kuralları değil de daha böyle prosedürlerle ilgili sorular soruyorlar. Biz de hepsini çalıştık. Şimdi yola çıkıyoruz. Bakalım DMV ofisine gideceğiz. Başvurumuzu yaptık. Zaten randevumuzu aldık. Günün sonunda neler olacak? Sınav çıkışında görüşürüz. Hafif stresliyim. Hafif de rahatım. İkisinin ortasında bir şey nasıl olur derseniz öyle bir durumdayım. İnşallah ilk seferde geçerim. Ha geçemezseniz bu arada tekrar para verip bir 10 dolar daha veriyorsunuz ve tekrar sınava o gün aynı anda girebiliyorsunuz. Bunun bir süresi de limiti de yok arkadaşlar. Paranıza göre isterseniz 5 kere 6 kere arka arkaya girebilirsiniz. Zaten 5-6 kere de girip alamıyorsanız siz araba kullanmayın veya burada yaşamayın, öyle diyorlar yani. Belki orada da çekim yapmaya çalışacağım. Yasak çünkü bugün, o yüzden telefonla yapıyorum bu çekimleri. Samsung S21 ile yapıyorum. Bu da ilk oldu. Umarım görüntüler iyi çıkıyordur. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, DMV'den çıktık. Koştura koştura gittik. Ne oldu? Kadın dedi ki madem sen arkadaş çevirmenle gireceksin o zaman ona ayrı randevu alman gerekiyor. Tamam alalım. Ne zamana? Ne dedi inanırsınız? 3 Ağustos dedi ya. Bugün 13 Temmuz arkadaşlar. 3 Ağustos'a bana interpreter'lı yani çevirmenli test için randevu verdi. Neredeyse 1 ay var. Ben ne dedim? Askerlik gibi. Çok mantıksız ama yapılabilecek bir şey yok. Neyse böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bugün teste geldim. Ehliyet için heyecanlı bir gün. Şimdi sıramı bekliyorum. İnşallah geçeriz. Test sonrası görüşürüz. DMV'nin önünden artık video çekmek istemedim. İllallah geldi. Neyse sınavdan çıktık ve geçtim arkadaşlar. Artık ehliyet almaya hazırım. Son bir nokta kaldı. Bunu da anlatayım. Bu arada benim gibi eğer çok İngilizcenize güvenmiyorsanız ve tercümanla girecekseniz yandınız abi. Neden? Çok zor. Çünkü sizi böyle arka arkaya oturtturuyorlar ve siz sadece tercümanınızın sorularını duyabiliyorsunuz. Soruları İngilizce olarak göremiyorsunuz. O da beni biraz böyle strese soktu. Sadece tercüman ne derse, yani işte soruları okuyor, cevapları okuyor. Ondan sonra tercümanım olarak tabii ki eşim Yosun geldi. Ama Yosun'un da sesi kısıldı bayağı bir. Bana soruları okumaktan, cevapları okumaktan. Yani beni strese sokan şey soruları okurken soruları İngilizce olarak görememek oldu. Çünkü hani İngilizcem sıfır seviyede değil. Tabii ki biraz anlıyorum. Ama riske atmamak için bu şekilde girdik sınava. Neyse sonunda 45. soruda dedi ki Mr. Emre Köseoğlu bir şeyler dedi. Aynen böyle. Geçtiniz. Tebrik ediyorum dedi. Ben de zaten kara kara şeyi düşünüyorum. Ya geçemezsek? 1,5 saattir içerideyiz. Eşimin ses telleri gitti. Çevir çevir. Dedim bu iş bugün bir daha tekrarlanmaz. Hatta dedim ki bir daha hiç tekrarlanmaz. Ben bir dahakine İngilizce girerim dedim. Hayatta dedim ben bir daha bu stresi çekmem. Ben böyle can atıyorum yani, sorular bir an önce bitse de ben buradan çıkıp gitsem, çünkü artık böyle çok sıkılmaya başladım. Çok zor bir şeydi. Neyse ki geçtim. Şimdi bir önemli husustan bahsedeceğim size. Buradan geçtik ama maalesef bir de direksiyon sınavına gidiyoruz. Neden? Florida eyaleti bizim Türk ehliyetini kabul etmiyor. Ben buranın ehliyetini alacağım dediğinizde diyor ki yok abi sen diyor Türk ehliyetin de olsa tekrardan direksiyon sınavına gideceksin. Neyse artık o çok önemli değil. Buradan direksiyon sınavına gideceğiz. Direksiyon sınavında zaten geçeceğimi düşünüyorum. Ya şey gibi, sanki madalya almış gibi hissediyorsun abi. Nedir yani bu kadar ama öyle. Hadi bakalım o zaman ehliyeti alınca görüşürüz. Evet arkadaşlar, zorlu Florida ehliyeti alma sürecim bitti. Direksiyon sınavından da geçtim. Yani bizdekinden zor muydu direksiyon? Kesinlikle değildi. Burada trafiğe çıkarmadılar. Kendi bir alanları var, kendi pistleri var. Orada bir test yaptık ama çok basit saçma şeyler vardı. Ama dediğim gibi zaten Amerika sadece kurallar ülkesi. Yani mantık yürütmeyeceksiniz. O yüzden hani bazı şeyler bana çok saçma gelse de yaptım. Çok tatlı bir kadın vardı. O girdi direksiyon sınavına. Arabaya binerken sağınızı, solunuzu kontrol ediyorsunuz. Aynalarınızı kontrol ediyorsunuz. Koltuğunuzu ayarlıyorsunuz. Kesinlikle elleriniz direksiyon
direksiyonda olacak. İki elinizde. Buna çok dikkat ediyorlar. Sakın elinizi kolunuzu cama falan dayamayın. Tek el kullanmaya çalışmayın. Bir de şey çok garipti. Yokuşta durdunuz. Nasıl park edersiniz? Yanda da, yani yokuş yukarı duruyorsunuz böyle. Yanda da kaldırım var. İşte dedim ki tamam, çeviririm. Direksiyonu sola çeviririm. Lastikleri dayarım ki kaymasın. Ondan sonra ve el frenini de çekerim. Bunları yaptım. Peki dedi, başka ne yaparsın? Lan dedim ki daha ne yapacağım ki işte, yani el frenini çektim, lastikleri çevirdim. Meğersem diyor ki hani park ettik, arabayı stop edeceksin. Arkadaş yani arabadan iniyoruz demedin ki. Yani arabayı park ediyoruz dedim, ben de arabayı çalışır halde bıraktım. Sonra dedi ki bana, neyse hani bu çok önemli bir şey değil zaten, hani sen park edip kapatıp gidecektin. Yani dedim. Buradan böyle bir eksi puan yazdı falan. Enteresan. Ama en zorlu kısmı benim için tercümanlı olarak sınava girmekti arkadaşlar. Kesinlikle İngilizceyi, özellikle yani trafik terimlerini, İngilizce trafik terimlerini tam öğrenip sınava girmenize fayda var. Türkçe tercümanla girmek valla daha zordu. Kadın okuyor, tercüman çeviriyor. Yani bunu da eşim yaptı. Ben tekrardan onu anlıyorum. Başka yerlerden böyle sesler geliyor. Cevabı veriyorum falan filan. Neyse bütün süreç atlattık. Tavsiyem, sınava iyi hazırlanın. Çünkü kural hatasında gözünüzün yaşına bakmıyorlar ve sorular enteresan bir şekilde, bazı şeyler çok basit, bazı şeyler de çok zor. Hiç hayatınızda uygulamadığınız prosedür kuralları soruyorlar. İşte cezalar, ödenen para cezaları gibi gibi şeyler var. Hepsini çalışmanızı tavsiye ederim. Emreko'nun bu bölümünde Florida'da nasıl ehliyet alırızı kısaca kendimce anlatmaya çalıştım. Ya çok da kısa olmamış olabilir video ama neler hissediyorsam Clearwater'da başıma gelenleri sizlerle paylaştım. Yeni bir bölümde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.